ritmi bozukluğu. Günümüzde baktığımızda hani sigara kullanımı çok fazla, alkol, bunlar kalp ritminin bozulmasına etken mi? Kalp ritmi neden ortaya çıkar? Evet, yanlış beslenme, sigara, alkol, yani yaşamış olduğumuz çevre, kirli evet. bir ortam, elektromanyetik dalgalar, hı hı. bir tarafta bilgisayar, o tarafta şu, bir sürü aletler, cep telefonu vesaire, hepsi negatif etkiliyor insanı. Yani kalp rahatsızlarının tetikleyen en önemli faktör kimyasal ilaçlar, spor yapmama, evet. yanlış beslenme, sigara, alkol vesaire, cep telefonu, bilgisayarda vesaire, hepsi negatif, hava kirliliği. Bunların hepsi negatif şeyler. İnsanın kalp ritmini bozar. Ama en önemli etken nedir? Homosistain anemi denen bir problem var. Evet. Homosistain anemi nedir? Kandaki homosistainin artması, yükselmesi. Hiperhomosistain anemi denen bir rahatsızın ortaya çıkması. Evet, doktor bile bilemedi bunu. Yıllar önce Almanya'da doktora gittim, 30 yıl önce. Kanımdaki homosistainin nedir değerini bilmek istiyorum dedim. Baktı kaldı böyle. Doktor bile bilmiyor. Yani Alman doktor. Ondan sonra bilemedi. Gökçek dedi, ben dedi böyle bir şey duymadım dedi. Hemşirelere sor dedim. Onlar da bilemedi. İnternete girin dedim. Aa, tamam dedi, araştıracağız dedi. Bulamadılar. Şimdi yemiş olduğumuz besinlerde hayvansal veya bitkisel proteinler neye dönüşür? Amino aside. Evet. Amino asit nedir? Yapı taşı. Vücudumuzda bitkisel veya hayvansal proteinler gıdalardaki tekrar amino aside dönüşür. Amino asidi bünyemiz tekrar hücrelerde proteine dönüştürür. Yani protein amino aside, amino aside tekrar proteine, insan proteinine dönüşür, hücresine de. Bu dönüşüm sırasında artık bir madde ortaya çıkar. Homosistain. Bu da amino aside benzer bir madde, amino asit değil ama. Bu yükselirse damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Kalp damarlarında koroner, kalp yetmezliğine sebep olur, tıkar. Eğer fazla yükselirse ne olur? Ölüme bile sebep olabilir. Çok çok tehlikeli. Bunu neyle nasıl aşağı indiriyor bünyemiz? B6 vitamini, B9 vitamini, B12 vitamini. Homosistaini neye dönüştürüyor? Faydalı amino aside. Metiyonin denen amino aside dönüştürüyor. Bir dönüştürme mekanizması var. Ama bağırsaklarda faydalı bakteriler azalmış, zararlı bakteri ve mantar çoğalmışsa, bu dönüşümü sağlayamazsa ne olur? Bu vitaminler azaldığı için B6, B9, B12 vitamini sürekli homosistain yükselirse, homosistain kötü kolesterolü oksitler. Oksitlenen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılar. Onu yer yer makrofaj, balon gibi şişer, patlar, ölür. Ortaya sümüksü süngerisi yapışkan bir madde çıkar. Bu sümüksü süngerisi yapışkan madde damarların iç yüzeyini ne yapar? Yamalı bohça gibi yapar. Her an damarlar patlamaya hazır, bomba gibi olur. İşte buna karşı ne yapmak gerekir? Bu alıcın yaprak ve çiçeğindeki hiperizit denen etken maddeler, flavonitler, flavonitik glukozitler damarlar için ideal. İşte ginseng forte. Bunun birleşiminde yüksek oranda alıcın yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrak var. Ginseng var. Zeytin yaprağı ekstraktı var vesaire. Bu ne yapıyor? Damarları açıyor. Mesela Gaziantep'ten bir beyefendi beni aradı, diyor ki iki defa asistan takılmış. Doktoru demiş ki durmadan tıkanıyor. Yanlış besleniyor, hareket yapmıyor, sigara içiyor vesaire vesaire. Doktoru demiş ki o tekrar ameliyat, tekrar asistan takacağız. Üçüncü defa. Camide konuşurken arkadaşıyla demiş ki ya hiç gerek yok. Neden ben Gökçek'le konuştum? Ben de demiş böbrek yetmezliği vardı. Aldım ondan iksir, aloe vera jel, altın başlık, iyileştim. Sen de al kullan. Tamam demiş. Aradı beni, dedi ki ya böyle böyle demiş. Tamam, problem değildi. Gönderdim ben ona iksir, aloe vera jel. İksir bütün damarları açar. Kişi mesela 6 hafta sonra anji olması gerekiyor. Stent takılması gerekiyor. Damarları tıkanmış %90'a kadar. 6 hafta iksir kullansın. 6 hafta fazla değil. Hı hı. Tekrar doktora gitsin. Ameliyata, anjiye, stente gerek kalmaz. Hatta bir beyefendi
aort kapakçığından ameliyat olmuş. Aort kapağı romatizma nedeniyle yıpranmış. Tenike bir kapak takmışlar oraya. Aradan yıllar geçmiş. Bu sefer mitral kalp kapakçığı yetmezliği başlamış. Yani kalbin içinde bu sefer kapakçıkta. Evet. Romatizma nedeniyle. Beni aradı, dedi ki ben de bir kalbimde teneke kapak var. Bir teneke kapak daha istemiyorum dedi. Ne yapılabilir? Deneyeceğiz dedim. Çünkü aort kapakçığı kolay ama mitral kalp kapakçığı açık kalp ameliyat olması gerekiyor. Bypass. Çok zor bir şey. Bunun gibi basit bir şey değil. Aort kapağı gibi. Bakacağız, deneyeceğiz. Bilmiyorum ben dedim yani. Deneyelim bakalım. Oğlu koşturuyor. 10 yaşında oğlu var. Bu arkasında yürüyemiyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Kalp rahatsızlığı nedeniyle. Peki dedi. İksir, aloe vera jel, alıç forte ürünleri kullandı. 3 ay sonra beni aradı. Diyor ki Allah sizden razı olsun. Ameliyata gerek kalmadı. Şimdi oğlumun arkasında diyor yürümekte değil, zahmet çekmek. Onunla beraber koşuyoruz. Evet, oğlunla beraber. Şimdi mesela geçen hafta yine bizdeydi. Başka bir dostunu getirmiş hasta olanı. Sürekli bizim bayimiz gibi çalışıyor. Evet. Nerede hasta var bize getiriyor. Ha, problem değil. Demek ki memnun kalmış ki. Evet. Tanıdıkları da size getirmeye başlamış. Şimdi ben söyledim de belge bilgiyle konuşuyorum. Laf olursa şimdi birçok ilim adamı sözde mesela X profesör doktor konuşuyor. Belge yok. Karnabahar şuna iyi gelir. Belgen var mı? Yok. Çınar yaprağı şunu iyileştirir. Belgen var mı? Yok. Ne konuşuyorsun? Belge olmadan konuşamazsın. O zaman vatandaşı yanlış yönlendirirsin. İnsan sağlığıyla oynayamazsın. Burada ne diyor bak. Sadece Almanya'da 14 ayrı klinikte 3664 hasta tedavi edilmiş. Alıcın yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrak. Yine Almanya'da 940 kardiyolog, yani kalp damar hastalıkları uzmanı, kalp rahatsızlığı olan hastaları tedavi etmiş. Ortada bilgi var, belge var. Ayrıca Profesör Doktor Forsta ve ekibi 40 hastayı tedavi. Yani bunlar hep klinik araştırması. Evet. Bir klinik araştırması mesela 100 hastanın 3 ay hastanede gözetimi, denetimi için milyon dolarlık bütçe gerekir. Klinik araştırması deyince bazıları diyor ki ya klinik araştırması. Yani bizdeki bazı bir profesör diyor ki ben araştırdım. Nerede araştırmış? Mutfağa gidiyor bir şeyler yapıyor. Ben araştırdım. Öyle değil. Hastanede denetim, gözetim, efendim bir sürü bunun şeyi var. Kuralı var. Milyon dolarlık çalışma. Ben araştırdım. Ne araştırdın? Mutfağa gidiyor. Ben araştırdım diyor. Öyle şey olmaz. Şimdi benim bu söylemiş olduğum şey neye dayanıyorum? Avrupa Farmakopesi var. Avrupa Farmakopesi'nde yani ilaç kodeksi, ilaç şunlar ilaç olarak kullanılabilir diyor. 57 ülkenin ilim adamları burada çalışıyor. Avrupa Farmakopesi yani Avrupa İlaç Kodeksi'nde. 112 bitki tıbbi bitki olarak kullanılır. Türkiye'de bunu 2002 yılında ne yapmış? Kanun olarak kabul etmiş. Geçmiş, onaylanmış. 112 bitki tıbbi bitkidir. Dünyanın hiçbir ülkesi bu 112 bitkiye hayır bu bitki kullanılamaz diyemez. Çünkü birçok klinik araştırma yapıldıktan sonra tıbbi bitki olarak kabul edilmiş, onaylanmış. Bir ülkede değil, birçok ülkede birçok klinik araştırmasıyla etkisi ispatlanmış bitkilere birinci sınıf şifalı bitkiler. 112 bitki. Yani bitkiler 5 kategoriden geçtikten sonra safa safa incelendikten sonra sınıflandırılıyor. Birinci sınıf şifalı bitki, ikinci sınıf, üçüncü sınıf vesaire vesaire. Ama bizim profesörlerin bazıları, hepsini demiyorum, maşallah literatürde olmayan bitkiyi kalkıyor diyor ki şu şuna iyi gelir. Nereden konuşuyorsun? Depresyona karşı diyor bir tanesi pırasa ıspanak iyi gelir diyor. Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu hadi söyleyeyim. Nereden biliyorsun? Var mı elinde belge? Yok. Neye göre konuşuyorsun? Ben araştırdım. Nerede araştırdın? Mutfakta araştırdım. Yok araştırma. Depresyona karşı sarı kantaron. Dünyada en çok satılan ikinci bitki. Şifalı bitki. Bunun yaprağından, çiçeğinden depresyona, stres, üzüntü, sıkıntı, anksiyete, panik atağa karşı bunun damlası, derecesi yapılır, satılır. Milyonlarca insan dünyada kullanıyor bunu. Klinik araştırması var. Bilgi var, belge var. Boş laf yok. İsteyen girsin Google'a.
Baksın. Belge olduğunu görecek. Bir tane, iki tane değil, yüzlerce. Yani televizyonlara çıkan insanlar bir zahmet, Google'a girsinler, depresyona karşı hangi bitki iyi gelir diye yazsın. Bu kadar, hepsi bu kadar. Çıkıyor orada her şey zaten. Yani hiç araştırmadan, hiç düşünmeden insan sağlığına oynamak kimsenin hakkı yok.